Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Stüdyomuzda yine değerli hekimimiz, psikiyatri uzmanı Doktor Sedat İlgi ile birlikteyiz. Yine haftaya başlarken çok özel ve önemli bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Doktor Bey geçen hafta organik ruhsal Ruhsal bozuklukları konuşacağız demiştiniz. Bu hafta bu konunun izleyicilerimizle yine paylaşacağız. Biz tabii sizlerle programa çıkmadan öncesinde biraz konuşuyoruz ama her konunun aslında ne kadar isabetli seçildiğini de farkına varıyorum ben. Bu anlamda bugünkü konu da bir o kadar özel. Sözü uzatmadan ben hemen size vereyim. Organik ruhsal bozukluk ne demektir? Bu konuyu seçme nedenimiz hani dürtü kontrol bozukluğudur, Alzheimer'dır, bir sürü şeyi bahsettik. Onu tamamlasın istiyorum. Adı üzerinde yine bir torba tanıdır. Tıpta ne yazık ki bazı tanıları biz böyle torba tanı gibi kullanıyoruz. Kansızlık gibi. Hani ortaya kansızlık diye bir hastalık varmış gibi görünüyor ama pek çok hastalık buna neden oluyor. Organik ruhsal bozukluk dediğimiz şey de böyle bir şey. Beynin herhangi bir şekilde organik yapısının, biyolojik yapısının etkilendiği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan değişiklikleri anlatıyor. Bu şu demek, beyni bir bilgisayar gibi düşünün. Çipler hasar görmüş. Yani nemlenmiş, yanmış, ya romatizmadan, ya kurşun girip çıkmış, ya inme inmiş, ya çocuk doğumda oksijensiz kalmış. Şimdi serebral palsi ya da zeka geriliği olan bir çocuk aynı zamanda bizim için organik ruhsal bozukluktur da. Neden? Bu çocuk büyüyor, belli bir yaşa geliyor. Belli yetenekleri düzeliyor ama bazı yetenekleri düzelmiyor. Ne bileyim, benzer doğumsal bir anomaliye bağlı olarak beynin bir bölgesinde bir sorun oluyor. Ya da bir tümör oluşuyor. Bu çocukta biz erken yaşlarda bunları tek tek fonksiyona göre isimlendiriyoruz. Diyor ki mesela agrafi, yazı yazamama, özgür öğrenme bozukluğu, sınır zeka falan diyoruz. Fakat bu çocuklar erişkin yaşa girdiklerinde hayata adapteler, yetişkin insanlar ama bir sorunları var. Yani bir şeyi yapamıyorlar. Sağa solu karıştırıyorlar ya da inme iniyor, çok iyisiniz. Her şey çok iyi gidiyor. Matematik öğretmenisiniz. Bir anda matematik yeteneğinizi yitiriyorsunuz ya da konuşma bozuklukları gelişiyor. Yürümede sıkıntılarınız oluyor ama sol ya da sağ inme indiğinde konuşma bozuklukları da gelişiyor. Siz evet bir serebrovasküler atak sekerisiniz. Bir inmeli bir hastasınız. Seker kalmış. Ama bizim için aynı zamanda organik ruhsal bozukluk. Sağ elin tutmamasını ya da konuşmanın bozulmasını insanlar anlıyorlar. Ve diyorlar ki tekrar yürümeye başladı. Tekrar hafifçe kelimeler çıkarmaya başladı. Fakat şunu anlatamıyoruz. Konuşma merkezlerinin, yürümenin bulunduğu yerlerde kişilik de var. Karar verme mekanizmaları da var. Yani bunlar da değişiyorlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Rahmetli Özal bypass olduktan sonra böyle biraz sınırsız ve garip konuşmaya başlamıştı ve bypass ameliyatı olanlarda bu olabiliyor demişlerdi. Kısa süreli oksijensizliğe bağlı olarak. Beyin ön lobun devreden işte çok iyi devreye girememesiyle ilişkili. Ortada sanırım böyle amcamlı yengenli bir şey televizyondan söylemişti. Böyle bir atasözünü, biraz müstehcen bir atasözünü. Onun üzerine bu çok tartışılmıştı. Bu olabiliyor. Bunun önemi de şuradan kaynaklı. İki önemi var bence. Bir, bu tanınmıyor ve bilinmiyor. İnsanlar diyorlar ki rol yapıyor, kapris yapıyor, inadına yapıyor. Bak her şeyi biliyor ama bunu yapıyor filan diyorlar. İkincisi, yani tanı konuyor ama kısmi olarak mesela vasküler demansı var, vasküler bunaması var, damarsal kökenli. Vermiştim bu örneği, icat yapmaya çalışıyor. 82 yaşında, evlerini satıyor filan. Demans tedavisi yapılıyor ama buna bağlı olarak o hipomani gibi beynin hasarlanmasına bağlı aşırı canlanmanın tedavisi yapılmıyor. Bu fark edilmiyor. Yani aklı başında konuştuğu belli iyi olduğu için belli alanlarda bakıyorsunuz beyinde küçük küçük alanlarda hasarlanma var. Bununla ilgili tedaviler veriliyor. Fakat aileyi dinlediğinizde asıl sorun sosyal hayatta. Adam evini barkını satıp icat yapacağım diye dünyayı dolaşmaya çalışıyor.
Düne kadar neydi bu adam? Çiftçiydi. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyordu. Bunun hastalığın bir parçası olduğunu anlatmak çok zor oluyor. Hı-hı. Aileye de, savcılara da, yani bu adamın vesayet altına alınması lazım ki ailenin mal varlığı korunsun. Çevreye de, hatta hekim arkadaşlarımıza da. Yani bu kadar ani kişilik değişikliklerinde şüphelenmeliyiz. Bizi anlatamıyoruz. Ne bileyim, ben icat örneğini verdim. En sık gördüğümüz icat değil, en sık gördüğümüz şey çiftin çatışmasının artıp boşanma aşamasına gelmesi ve inattan başka bir hatunun devreye sokulmaya çalışılması. Yani ben tekrar evleneceğim demesi. Bu vakaların bence yani 60-70 yaşını geçiyorsa hepsinde böyle bir inceleme gerekiyor. Hı-hı. Çok çünkü çoğu insanın öyle icat falan merakı yok, çocukluk hayalleri yok. Evet, aslında bunun böyle mesela organik bir rahatsızlık olduğundan çok şöyle düşünüyoruz biz. Mesela o yaşta emekli olmuştur vesairedir. Hani hep birileriyle için çalıştım, artık karar verdim. Hayatım bundan sonrasını kendim için yaşayacağım. İstediklerimi yapacağım, yapamadıklarımı yapacağım gibi bir şey gibi esneklikte bakış açısıyla bakıldığı zaman atlanabilir gibi geliyor bana. Rahatlıkla atlanabilir. Zaten 40'lı yaşlardakinde bu olabilir. Hani bizim menopozu, andropozu filan, hani andropoz çok kanıtlanmamış ama yani 40-50 yaşın o hesaplaşma döneminde bu açıklanabilir. Ama 60 yaşında neyini hesaplaşacaksın? Yani emekli olmuşsun, çocukların büyümüş. Bir anda hani bir de 60 yaşında bir insanın çok fazla libidosu olmuyor. Hani eşimi değiştireyim, şunu yapayım. Karşına eşini bıraktın, 60 yaşındasın. Karşında Angelina Jolie olsa ne olacak? Yani sen bir kere 60 yaşındasın. Fark etmez o yani. Ne olursa olsun işte mahalleci bir gideceksin, sohbet edeceksin. Birlikte çay içeceksin, gezeceksin. Ama bunu da onunla yapamazsın. Zaten hani yaşam arkadaşın, hayatı paylaştığın insanla yaparsın. Ya da 70 yaşındaki bir ninem, 75 yaşındaki dedemin kendisini aldattığını söylüyorsa hani orada durup bir düşünmek lazım. Ama bu çok sık oluyor. Ve insanlar bunun hani sorun var, bunlar çocuksulaştılar, bunlar tuhaflaştı, garip davranıyor, babam zaten böyleydi, şimdi daha da kötü oldu filan diye yorumluyorlar. Yani evet, stres altında var olan kişilik abarıyor. Ya da bir sorun olduğunda da abarıyor. Önceden katı, şiddet dolu olan bir adam yaşlandığında bu konuda daha kötüleşebilir. Fakat kötüleştiğini gör, yani bir kırılma noktası var. Bu adam şu tarihten itibaren değişti diyebiliyorsun, 2 yıldır diyebiliyorsun. Bir şey oluyor beyinde. Bu son derece önemli bir saptama. Bunu genellemek lazım. Yani örneğin guatrı az çalıştığında dikkat eksikliği oluyordu. Çocuklarda çok sık söylüyorum. Yetişkinlerde bunama ve depresyon oluyor. Buna doğum ekleniyor, buna kan şekeri ekleniyor. Yani beyin şekeri, oksijeni, hormonları kullanıyor. Aynı diğer organlar gibi. Nasıl ayağa kan gitmediğinde basamıyor, ağrıyor, kangren oluyorsa beyin de düşünemiyor, görevlerini yerine getiremiyor. Bu pek çok gerekçeyle olabilir. Yani kalbinde atrial fibrilasyonu vardır, romatizması vardır. Örneğin ben şey hatırlıyorum. Tabii ki bu mesela bizim için tıbbi nedene bağlı delirium diye denebilir ama internim daha, yani hekim bile olmamıştım. Karısını baltayla kovalamış bir adamı getirdiler. Acil serviste testler yapıldığında hipoglisemi koması çıktı. Yani kan şekerinin düşüklüğüne bağlı koma çıktı. Gerçekten kan şekeri çok düşerse epileptik nöbet bile geçirtir. Yani beyin o kadar hasarlanabilir, o kadar sıkıntı yaratabilir. Oksijen azaldığında bu olabilir. Şofbenden zehirlenirsin, adını bile unutursun. Böyle çok fazla vaka vardır. Tüm hayatını geri alman gerekir, tekrar öğrenmen gerekir. Kaçak alkol alırsın, vodka, rakı alırsın, içinde metanol vardır. Ciddi anlamda beynin hasarlanır. Bunun gibi pek çok, bırakın onu yani boksör dediğimiz, boksör hastalığı dediğimiz körlük ve Parkinson, Muhammed Ali'nin olduğu, yani ard arda kafa travmaları alırsınız. Beyniniz ciddi anlamda hasarlanır. Hı-hı. Trafik kazası geçirirsiniz. Bunların her birinde çok ağır sorunlar ortaya çıkar. Organik ruhsal bozuklukta ailenin, hekimlerin, çevrenin fark edip bir tuhaflık var.
bu adama bir bakalım demesinde büyük fayda var. Çünkü bunu derseniz bir hasar sonrası dönemde yardımlaşmak, bir tanımak, iki hasar sonrası dönemde yardım almak, üç tıbbi önlemler kadar hukuki önlemler, biz sizle vesaireti çok konuştuk. Bunlar devreye girebiliyor. Bunların her birinin konuşulması gerekiyor. Evet. Sıklıkla bu organik rahatsızlıklar karşınıza çıktığında genellikle yaşlılıkla ilgili mi oluyor, yoksa mesela ne bileyim bir askerlik, bir trafik kazası vesaire, bunlar da şöyle rastlanma olasılıkları açısından baktığınızda nasıl bir konumda yer alıyor? Şu an için kazalar ön planda. Kaza, özellikle trafik kazaları. Türk toplumu çok tedbir almayı çok seven bir toplum değiliz biz. Hani emniyet kemeriniz olmadığında ilk yaptığınız şey kafayı vurmak. Hızlı bir şekilde artan gençlerin motor sevdası ve kasksız kullanımları nedeniyle ciddi kafa travmaları var. Bir de bizim şeyde de var, kavga kültüründe kafa atmayı hemen. Aslında sakıncalı hareketler. Belki burun hasarı olur da yani atan kişi de sorun olabilir. Evet. Bunun dışında dediğim gibi çok tedbirli bir toplum değiliz. Kazalar ön planda. Fakat önümüzdeki 20 yılda yaşlılarda artacaktır. Yani çünkü yaşlı sayısı artıyor. Ne olursa olsun beyninizde küçük küçük de olsa atrofiler oluyor. Kişilik değişiyor bir kere ileri yaşta. Fakat yaşlıların şöyle bir avantajı var. Şu ya da bu şekilde psikiyatrik ilaç kullanıyorlar. Şu ya da bu şekilde demansla ilgilenen nörologlar falan hani uykusu bozuk diye veriyor. Ya da sağlığı öfkeli tutumu var diye veriyor ama yine de o kötü davranışları durduruyor mesela. Risperidon veriyoruz. İştah, uykusu, ortalık yerde küfretmesiyle ilgili. Bu onun sen beni aldatıyorsun kadınlığını da engel oluyor. Yani bu yüzden az çok da olsa yardım alabiliyorlar diye düşünüyorum. Fakat şey yardım alamıyor. Yani genç yaşta olup örneğin beyinde anevrizma kanaması olmuş. Genç yaşta bir kafa travması geçirmiş. Ya da 20'li yaşlarında bir sorun yaşamış. İşte zeka geriliği vesaire tanısı konmuş. Bunların erken tanınmasında bir mesela 20 yaş sonrasındakiler hasar sonrasındaki ilk 6 ay beynin kendini tamir ettiği, nöronların iyileştiği bir dönem. Bunu bir senaryo üzerinden anlatayım. Mesela bu gerçek bir vakamız. 30 yaş civarındaki bir genç hanım beyinde anevrizma gelişti ve ameliyat oldu. Aslında yaşaması bir mucizedir. Yani beyindeki bir damar balonu oldu ve patladı. Yaşaması bir mucizedir. Kurtarıldı. Bu beyin cerrahinin, işte tıbbın, oradaki arkadaşlarımızın gerçekten çok üstün gayreti ve becerisiyle olan bir şey. Fakat beyin cerrahisi psikiyatriyi bilmiyor. Yani halkın sandığından hiç bilmiyor. Nörolojiyle ciddi bir nöroloji bilgileri var ama beyin cerrahisi psikiyatriden pek anlamıyor. Şimdi nöron, onlar damarı tamir ettik mi, iyi çalışıyor mu, fonksiyonlar yerinde miye bakıyorlar. Temel fonksiyonlar nörolojik muayenede işte dizine vuruyorsun, reflekslere bakıyorsun, konuşuyor mu, göz hareketi var mı, dil dışarı çıkıyor mu, hissediyor mu, işte yani motor ve his muayeneleri yapıyoruz. Yani kimse karmaşık algı ile ilgili muayeneler yapmıyor. Evet. Ve iyileşebilecek olan alanın iyileşmesi için bizim beynin tamir malzemelerini, yani omega 3'ü, ne bileyim, belki gabapentini, yani anabolizan dediğimiz B vitaminlerini büyük miktarlarda vermemiz gerek başlangıçta. Tüm eksiklikleri yerine koymamız gerek. Şimdi böyle bir hasarı geçirmiş bir kişinin aynı zamanda demir eksikliğinin, guatrının ve B12 eksikliği olduğunu düşünürseniz beyin kendini tamir edemiyor. Var olan hasar çok artıyor. Hani burada bir sıkıntı var bence. Bu konuda aşırı uzmanlaşma, hani bizim nöroşirurjiden anlamamız, nöroşirurjinin bizim alanımızdan anlamaması sanki bu alanda bir sorun yaratıyor. Ve bana bu insanlar kaza geçirdikten 9 ay, 1 yıl, 1,5 yıl sonra geliyorlar. Hani o tamiri hızlandıramıyoruz biz.
Hani orada bir sıkıntımız var. Keşke yani ilk başlarda, hemen ilk aylarda, ilk haftalarda biz de bir şekilde devreye girebilsek ve konuşabilsek. Ki zaten aileler anlatıyorlar. Hani çok kötüydü, kaynanama bardak attı, aslında çok iyi anlaşırdı. Çocuklarını ilk iki ay istemedi filan, hani aslında kaza öncesine göre çok farklı bir yapısı olduğunu anlatıyorlar. Yani sorduğunuz zaman evet çok küfrediyordu ya filan diye söylüyorlar. Ama bu sonradan araştırılınca çıkıyor. Kimse, çünkü böyle bir yapısı yok nöroşirurjinin ya da nöroloji. Kişilik değişikliğini araştırmıyor. Benzer bir süreç. Felç olmuş mu, olmamış mı, uzuvları tutuyor mu, evet, tutmuyor mu, daha çok bununla ilgili. Gidiyor, giderek iyileşiyor. Bir de orada dediğiniz gibi çok fazla mazeret var. Hani emekli oldu, parası oldu, işte sıkıldı bu kadından gibi. Hani bir sürü şey yapıyoruz ya. E tabi canım, tüm hayatı değişti, işini bırakmak zorunda kaldı. Bak kolu tutmuyor filan hani gibi. Hani aslında sinirliliğini açıklayacak çok fazla şey var. Tabi. O kadar akla uygun şeyler üretebiliyoruz ki. Tabii. Kim olsa yapar oluyor yani. Kim olsa yapar oluyor. Haklısınız. Burada bir hata var gibi yani. Tabii kim olsa yapar ama süre çok değerli olduğu için o 6 aylık iyileşme süresi. Biz hani bir psikiyatrik olarak da değerlendirsek. Tabii şimdi başında böyle bir bilgi atlamamayı sağlar yani, değil mi? Mesela özellikle çocuklarımızı yetiştirirken olan bilgi, işte bu o, tip. O çok çok önemli. Öncelikle hani ilk yardım ve tedavi sonrasındaki sahip olduğumuz bilgiler. Yani ömür boyu gidecek olan bir sürecin, telafisi mümkün olmayacak bir sürecin başına atlanmaması olmuyor. Adına çok önemli. Olmuyor, telafisi yok. Yani, ama başta olursa... Şimdi bunun şey. İkinci örneği de çocuklar olabilir. Biz zeka geriliklerini konuştuk, orada söyledim, tekrarlamış olayım. 20'li yaşlara kadar gelen zeka geriliklerinin en önemli iki nedeni doğum travmaları. Başta vitamin ve hormon eksiklikleri, ki hormon eksikliğinin başında guatr gelir. Dünyada da doğar doğmaz guatr tahlili, hani 10 yaşında falan doğar doğmaz zorunludur dünyadaki pek çok gelişmiş ülkede. Bize de öyle olması gerekir. Yani değilse de anne babalar yaptırsın. 30 lira bir şey tutuyor yani. Allah aşkına, hani aldıkları bir bebe fondan, şundan bundan ya da giydirdikleri bir marka kıyafetten daha ucuzdur. Lütfen yaptırsınlar. Şimdi siz bir çocukta bunu zaten yaptırmalısınız, eksikliklere bakmalısınız. Bu kan tahliliyle çıkıyor değil mi? Kan tahliliyle çıkıyor. Yine bir örnek vereyim. Balıkesir özel bir örnek olduğu için. Çocuk, üniversitemizin çocuk kürsü başkanı mızın benimle paylaştığı bir literatür var. Çok hoş bir literatür. Balıkesir'deki çocuklarda %25 demir eksikliği olduğunu söylüyor. Bu ciddi boyutlarda. Evet. Bu zaten zeka puanını %5 düşürüyor ve matematik öğrenme gücünü yapıyor. Zeka geriliği olan bir çocukta %5 zeka puanı ne demek düşünebiliyor musunuz? Yani çok çok önemli bir şey. Yani sınıfta durabilme, duramama farkını yaratabilir bu. Evet. Yani eğitilebilir, öğretilebilir farkını yaratabilir. Çok önemli yani. Çizginin hangi tarafında olduğuyla ilişkili bir aynen şey. Aynen, yani 100 aldın mesela. 95 ile 105 arasında çok ciddi bir fark var aslında. Evet. Zeka puanı olarak. Zeka puanı olarak. Şimdi ya da yetenek ve yapabilirlik olarak. Yani kendi başına okula gidebilmek ya da bir şey öğrenebilmekle öğrenememek arasında, tuvalete kendin gidebilmekle gidememek arasındaki bakım yükünü hayal edin yani. Bunu niye bir %5'in her ay her yıl fark ettiğini düşün. Yani her öğrenme periyodunda, çocuğun her öğrenme, gelişme, sıçrama periyodunda fark ettiğini düşünün. Çocuklar gelişme basamakları var. Çocuklar doğrusal büyümüyorlar. Hani herkes fark etmiş. Çocuk durur durur konuşmaya başlar. Durur durur yürümeye başlar. Sıçrayarak ilerler çocuklar. Bunlara büyüme basamakları diyoruz. Bir çocuk bir basamakta geride kaldıysa, yeterince desteklerseniz öbür basamakta kendi doğum pörsantili, doğum yüzdesini, olması gereken genetik kodunun ona kodladığı, olması gereken boy, kilo, zekayı yakalayabiliyor. Bu çok değerli bir bilgi. Yani 20 yaşına kadar beyin sürekli gelişiyor, kendi kendini tamir ediyor, yeni yollar yaratıyor. Desteklersen bu oluyor demek. Şimdi ben sınır zekada çocuk görüyorum. Anne baba öğretmen. Ama hiç doktora gelmemiş.
anne baba çocuklarına bunu konduramamışlar. Bakıyorsunuz bir süre eksiklik yakalıyorsunuz. Yani bunlardan dolayı sınır zeka olmasa bile bunları yerine koysak bu çok fark edebilirdi. Şimdi kaç yaşında çocuk? 18 yaşında. Yani insaf filan diyesiniz geliyor. Yani cehaletle filan da ilgisi yok. Tuhaf bir gözünü kapama mı nedir bunun ne olduğunu bilemiyorum artık. Sağlıklıyken bile bence kontrol etmek lazım. Yani. Evet. Gerçekten doğar doğmaz bir 10 yaşında. Sorun varsa, şu an bizim 4 tane zihinsel engeller okulumuz var. Aslında kural gereği bunlara girerken bu testlerin yapılıyor olması lazım. Yani bakın saçma sapan bir özel yüzme kursuna gidin. Sizden idrar tahlili istiyorlar. Siz zihinsel engeller okuluna gidiyorsunuz. En önemli gerekçelerle ilgili bir tarama yok. Ben bunu anlayamıyorum. Yani bana bunlar zekice gelmiyor. Biz çok tedbir alan bir toplum gibi durmuyoruz. Bunları inşallah hani Balıkesir bunlarda Türkiye'de önce olacak. Hani RAM'daki rehber araştırmadaki arkadaşlarımız bu konuda çok iyi çalışıyorlar. İnşallah bunlarla beraber sıçrayarak gideceğini düşünüyorum. Ve onlara sağlık kurulu raporu çıkması normal, zorunlu ve psikiyatristin eğitim görebiliyor demesi zorunlu ama bu tahlilleri istemesi değil. Böyle bir şey olmaz yani. Ben bunları doğru bulmuyorum. Tüm demanslılarda, tüm zekadan şüphelinlerde zeka puanını etkileyebilecek. Quarter'dır, B12'dir, D vitaminidir, demir eksikliğidir bakılması lazım. Bu süreyi kaçırıyoruz. Hayat boyu bizim yanımızda olup çalışabilecek bir çocuk, hayat boyu baktığımız bir çocuğa dönüşüyor. Ve bunu çok fazla yapıyoruz. Yani 20 yaş grubu zeka yerinden işlem yapıp askerliğe elverişsizlik kararı verdiğimiz yüzlerce insan hatırlarım yani. O zamana kadar o da olmasa dokunulmamış. Orada takılmıştı. Orada takılmış ve dokunulmamış. Hani köyde tarım toplumunda falan belki idare olunur ama değil mi günümüzde? Ama neden idare olacak ki? Neden peşinde sen koşacaksın ki? Tarım toplumunda bile sınır zeka olsun, aileye yardım edebilsin. Ne bileyim, uygun bir koruma altında durabilsin. Yani kendine ne yapabiliyorsa o iyidir. Birine bakmak çok zor bir şeydir Ayşe Gülüm. Yani insan eti çok ağırdır. Bu anlamda bundan sonraki süreçte çok da kolay olmayacak bu bakım. Bunları konuşmak lazım. Yani organik ruhsal bozukluğun sisteme de anlatılması gerek. Evet. Sistem bunu ne yazık ki bu uzun onu anlatmam lazım. Dramlarıyla ortaya çıkan bir şey gördüğüm kadarıyla yani değil mi? Hani böyle teknik yönleriyle de başka yerlere kolaylıkla aktarılabiliyor herhalde bilgi. Bu konuyu çözmek yerine şunun sanki bir sıkıntısı gibi başka bir hani sistemle de ilgili problem var dediniz ya. Yani aslında esas çözülecek yerde çözülmekten ziyade farklı yerlerde arayış içine giriliyor herhalde. Kesinlikle yani bu adam değişti. Üzerinde büyü vardan. Nöro biofeedback yapalım biz bu çocukta sorun var'a kadar. Her şey yapılabiliyor. Ama şunu bilmesini istiyorum. Yani bizi izleyenlerin kafasında şunun formülü olmasını istiyorum. Beynin iki türlü hasarı var. Aynı bilgisayar gibi düşünsünler. Birinde program bozuluyor. Yani A tuşuna basıyorsun X çıkıyor. Adama merhaba diyorsun beni dövmek mi istiyorsun diye. Yani yanlış anlıyor. Paranoid oluyor, şizofren oluyor, panik hastası oluyor, anksiyete bozukluğu oluyor. Burada nöronlar, organlar, loblar, yolaklar sağlam kabaca. Fakat bilgi işleme, sinyal iletimi vesairede bir hata var orada. Hı hı. Öbüründe de uzun süre böyle gittiğinde, uzun süre program hatası olduğunda nasıl bilgisayar çöküyorsa, artık hiçbir şey çalışmaz hale geliyorsa, insanda da böyle 40 yıl şizofren kalırsan, 40 yılın sonunda zeka geriliği gibi olursun ve beynin normal insanlara göre daha az eriyor. Daha fazla eriyor. İkinci hasarda her şeyiniz normal olabilir. Ama bir çip yanıyor. Yani bu da bozuyor programı. Ve ikisi birbiriyle etkileşen şeyler. Evet. Bunların
kafalarında bunu oturtmalarını istiyorum. Evet, çok güzel aslında tanımladınız. Hani bu tanımın ardından isterseniz küçük bir reklam arası verelim. Yani tanı teşhis konuldu. Konulmakla birlikte tedavi süreci olabiliyor mu? Ne gibi süreçler izlenmeli? Bunu tedavi sürecini 3. bölüme bırakayım. 2. bölümde bunun hani neden sistemde niye mesela bu insanlar neden zorluk çekiyorları biraz daha açıp sistem bunları kabul etmeme eğiliminde. Çünkü o güne kadar bu adam sağlanmış. Bir in ameliyat olmuş, geçmiş. Bir şey görünmüyor ki filan. Yani psikiyatri evet. Tanısı da yok, şu da evet, yok, bu da yok. Gerçekten büyük bir sıkıntı. Geçenlerde ben de Görme Engeller Derneği Başkanı almıştım. Özellikle bu işte engellerin standartizasyonu konusunda çok büyük sıkıntı olduğunu. İşte mesela bir yere başvururken, işte askere başvururken sağlam değilsin diyor. İşte mesela sağlamsın diyor falan. Hani ne sağlam oluyor ne sağlam olmuyor. Tam ara noktada kalanlar için büyük sıkıntı var. Hani bununla mesela engelli maaşı alacak sen sağlamsın diyor. Askere gidiyor sen sağlam değilsin diyor. Hani bunun gibi sistemin hakikaten birbiriyle uyuşamadığı, entegre çalışmadığı yerler olabiliyor. İyi olur bunu da konuşmakta. Küçük bir aramız var. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz değerli izleyicilerimiz. Özellikle bahsetmiş olduğumuz birinci gruptaki organik kökenli ruhsal bozukluklarla ilgili problemlerin hani teşhisi ve tanısı sonrasında sistemle ilgili de sıkıntılar olduğundan bahsettiniz. Buradaki sistemle ilgili sıkıntı sağlık sistemiyle mi alakalı yoksa diğer işte işin hukuki boyutu, emniyet boyutu ya da eğitim boyutuyla alakalı bir sistemden mi bahsediyorsunuz? Hepsinden sağlığın içine girmediği bir hukuk ya da işte emniyet, sosyal güvenlik sistemini etkilememesi, sağlıklı etkileyip onları etkilememesi mümkün değil. Aynı bu Görme Engelliler Derneği'nin bahsettiği gibi bunu somutlaştırırsak kişi sınır zeka, askerle elverişsizdir diyoruz. Fakat bu kişi aslında devletin içindeki pek çok kadroda rahatlıkla çalışabilir. Fakat özürlülük oranını yeterli bulmuyoruz, çalıştırmıyoruz. Memur olmaya zaten doğası engel. Yani sınavı kazanamıyor KPSS'yi. Fakat zihinsel engellerle ilgili işte belli %40'ı aşacak diyoruz. Bu insanlar iki arada bir derede debeleniyorlar. Ve bu insanların yarattıkları sıkıntıları, mesela sınır zekayı insanlar anlıyor. Tamam, tedavi gerekmez, değişmez. Tamam da sınır zekayı yaratan şey dürtü kontrol bozukluğu da yaratıyor. Ve bu çocuk mesela ya da genç kız cinsel anlamda dürtüsünü kontrol edemediğinde hamile kalıyor da taciz ediyor diye suçlanıyor. Siz bunu durduramazsanız sorun oluyor. Yani bunu kim çözecek? Aile bunu çözemez ki. Yani ya hukuken böyle bir sorun olduğu tespit edilecek, tanımlanacak, kayyum mu atanır, tespit mi edilir? Hani çözemiyorsunuz bunu. Gidiyor, normal mesela vesayet gerekmez diyor. Tamam da özel eğitim almış bu çocuk. Bir tuhaflık var orada. Yani raporlar düne kadar işine geldiği gibi çıkıyordu. Hani gerçekten 5 yaşın altındaki ve konuşamayan bir çocuğa IQ tespiti yapılabiliyordu. Bu yapılamaz. Zaten zeka testleri 5 yaşın altında yok. Konuşamıyor. Ne IQ testi yapacaksın? Hani kafadan atıyor gibiydiler. Yani bu raporları kendim de gördüğüm için söylüyorum. Bir itham değil yani birini de hedeflemiyorum. Şimdi de sanki böyle para vermek istenmiyor herhalde. Acayip zorlaştırılmış durumda. Bu insanları nasıl sosyal güvenliğe almayız ya da nasıl korumayız gibi bir şey var. Vesayet altına alınmış. Yıllar boyu zeka geriliği ilgili işlem görmüş. 18 yaşını geçiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki hayır ben bakmak zorunda değildim. Artık büyüdü. Tamam da bu sağlıklı bir büyüdü biri değil ki bu. Yani 18'ine kadar böyle bir sorunu vardı. Ama diyor mesela babasının yanında çalışabiliyor. Yani burada büyük hatalar var. Bu çocuklar bir amcasının ya da babasının yanında çayı getir götür, işte şunu getir götür yapabiliyor diye. Tanı var bir kere ya. Mesela 10 yıl boyunca izlenmiş sınır zeka diye. Bu artık bunu neyini tartışacaksınız? Bu ne olursa olsun diğer insanlar gibi tam olamıyor. Hani sigortalı olabilse zaten aile bunu ister. Ama siz bunun
sigortalılığını, özür oranı kabul etmeyip 25 yıl yaparsanız aile bu kadar yaşayamayabilir. Bu yine diğer özürler gibi 10 yılda emekli olup ya da devlet bunu bir yere yerleştirebilmeli. Yani iş de olabilir bu. Bir vesayet de olabilir, bir kurum da olabilir. Çünkü bu yatılı bakım evleri dedikleri yerlerde bu tip insanlar bir depo birim gibi tutuluyorlar. Ne yazık ki depo birimsiz yapamadı bu toplum. Batı toplumlarında da var. Bunlar. Gözümün önünde olmasın, bir yerde olsun. Bu Almanya'da da var, Amerika'da da var. İşte sırf gözümün önünde olmasın diye düşünmeyin Ayşegül Hanım. Gerçekten bakımları çok zor. Ve anne yok, baba yok, yapayalnız. Çok yaşlı. Yani Allah'tan devletin böyle bir yönetmeliği var. Bu kişiler bu evlere gönderiliyor ve 1 ila 2 asgari ücret oranında durumuna göre ücret veriliyor. Bu çok değerli bir sosyal hizmet. Yoksa insanlar sokaklarda ölür. Yani Amerikan toplumu gibi vicdansız olduğunuzu düşünsenize sokakta işte 2 milyon, 3 milyon evsizi var. Yeah. Bunların hepsi özürlü, şizofren, tabii. Bakım göremeyen, ailelerinde ilgilenemediği ya da ilgilenmediği ya da ailesi olmayan insanlar. Ama hepsi bence bizimle ilgili kişiler. Yoksa Allah'tan Türk toplumunun bu hasreti var. Fakat hani Amerikan toplumuna benziyoruz. Yani benim itirazım İtkide o. Öyle olmamalıyız. Biz tabii. Biz bunu hak etmeyen bir toplum. Yani şimdi yaralı kuşlar için bir vakıf kuran ecdadımız varsa insanına bakmayan bir toplum ve hukuk sistemi bize yakışmaz yani olmaz mümkün değil bizim sistemimiz ama yapılan değişiklikler vesaire gitgide hani Amerikan toplumu benziyor olabilmek bu anlamda sistem anlamında da ürkütüyor hakikaten insanı. Böyle olmamalıyız. Buna engel olmalıyız, buna direnmeliyiz. Bu sonuçta bir sistemi oluşturan şey bireylerdir. Hem bizler bunları tanır, buna göre davranırsak hem de bu sistemi SGK'nın başındaki yöneticisi, müfettişi, savcısı, hukukun başındaki yani valisi, vali yardımcısı hani bu konuda hassas olurlarsa hani bu sistem ona gitmez. Yani. Buradaki rol modeller çok önemlidir. Ben hani bunun böyle gitmeyeceğini, Türk toplumunun o merhametinin ve güzel özelliklerinin olumsuzlukların üzerine gideceğini Avrupa düşünüyorum. Avrupa daha mı iyi bu konuda? Hep genellikle engeller anlamında tabii standartlar anlamında bu dünyadaki hani üst standartlar anlamında hep Avrupa Amerika çok vicdansız ya. Yani çok katı. Kanada ve Avrupa daha iyiler. Hı-hı. Daha belki de artı değerleri mi çok? Belki kültürleri böyle. Hatta Avrupa toplumu yaşlıların engellerini çok geniş anlamda kullanıyor da. Yani çok da hayatın içindeler, sokaktalar. Biz onları kullanmıyoruz. Mesela bir özellik de bu. Gerek engeller olsun. Mesela zihinsel engellerle konuşun. Bu organik ruhsal bozukluk tablosu olanlarla. En büyük sıkıntıları sokağa çıkamıyorlar. Şeyi kavrayamıyor diğer insanlar. Yani bir rahatsızlığı var cümlesi. Karşı tarafı durdurmalıdır. Yani bağırıyor mesela otobüste. Hani aile diyor ki bir zararı yok. Sıkıldığı zaman bağırıyor, kendini durduramıyor. Ya da kalkıp yürümek istiyor. Yani yerinde duramıyor çünkü. Herkes korkuyor bundan. Hani yanındaki insanlar onunla yaşıyorlar. Meraklanmayın. Hani öyle şiddet öyle çok kolay uygulanmıyor bu insanlar. Zaten kendileri daha korkaklar. Zaten dünyayı anlamıyorlar, çok çekiniyorlar. Fakat çok kötü muamele görüyorlar. Niye buraya geliyorsun? Niye yapıyorsun? Taksi tutsana. Bunu çok vicdansızca, belki çok azınlıktır ama vicdansızca değerlendiriyorum. Bu insanlar hasta. Ve hepimiz böyle olmaya adayız. Yaşlılarda artacak diyorum ya. Yani bu şekilde evlerde kalırız. Hepimizin evi hapishanemize dönüşür. Bizim bu konuda daha hoşgörülü olmamız lazım. Gerçekten uzlaşma falan değil. Yani uzlaşma zeki insanlar arasında olan bir şeydir. Bizim zihinsel engelli ya da organik ruhsal bozukluğu olan insanları uzlaşmaya falan ihtiyaç yok. Bu tartışma götürmez bir şekilde hoşgörülü olmalıyız. Onlar hata yapabilir. Biz hoş görmeliyiz. Ve bunu vesayet altına alarak hukuken tescil etmeliyiz. Sosyal güvenlik kurumu olarak çalıştığı ölçüde kısmi prim almalıyız. Belki vergiden
kurtarmalıyız belki. Babasının vesayetini almalıyız ama bu çocuklar sokakta kalmamalı. Sokakta kalan her çocuk, sokakta kalan her engelli organik ruhsal bozukluk bizim için çok büyük bir sorun. Adli sorun, vicdani sorun, sosyal sorun, evet. Yani hastalık anlamında sorun, bulaşıcılık anlamında sorun. Yani sokakta kalan her kadın mutlaka hamile kalıyor. Yani ve onun bebeği de bir sorun. Hani çok kolay bir şey değil. Bakın yetiştirme yurdundaki çocuklar sadece trafik kazalarıyla ya da hukuk aracıyla gelmiyorlar. Anne babalar ona bakamıyorlar. Niye bakamıyorlar anne babalar? Onlar da hasta. O da şizofren. O da organik ruhsal bozukluk. O da zeka geriliği. Yani bu burada bir sorun var. Bizim bunlarla ilgili hani sırf tıbbi bakmamamız gerekiyor. Sırf böyle bakım, sırf ahlak falan diye bakmamamız gerekiyor. Şimdi dramatik bir örnek olarak söyleyeyim. Beynine kurşun girip çıkmış ya da hasar oluşmuş. Hani çok güzel çalışan, bizimle çalışan, benim de gördüğüm bir kişi beyninde hidrosefali gelişti ve şantının tıkandı fark edilmediği için mahvoldu gitti. Yani tüm yeteneklerini yitirdi. Geçtiğimiz 2 yıl içinde oldu bu. Çok üzülüyorum yani bu tip vakalara. Şimdi bu kişilerin mesela 2 tane çocuğu olsun. Ve evli olsun. Eğer biz burada devreye girmezsek, yani sosyal bakış açısının ne kadar geniş olduğunu anlatmak istiyorum. Evet. Şimdi Allah gecinden versin. Yani ben Ahmet'in eşi Ayşe'yim. 2 çocuğumuz var. Eşim bir gün yere düşüyor. Anevrizmaydı, şantı tıkandı, şu oldu, bu oldu ve artık eşim eski eşim değil. Çaycılık yapamıyor ya da şoförlük yapamıyor ya da bir şey yapamıyor. Ben ona bakıyorum. Altını temizliyorum vesaire. Rehabilitasyon uzun sürüyor. 2 çocuk var. Çalışmalıyım. Biz sosyal güvenlik sistemi olarak, toplum olarak eğer o kişinin bakım yükünü hafifletmezsek, destek olmazsak aslında o kişiyi kaybetmiyoruz. Eşini ve 2 çocuğunu da kaybediyoruz. Evet. Yani saçma sapan sorunlar çıkıyor. Yani bez parasının işte mesela devlet diyor ki bez parasını şunu bunu ben ödemiyorum. Siz ödeyin. 3 ay sonra %60'ını ödeyeceğim. Havalı yatak ve bez parası. Yani anladım da bak eşim çalışıyordu, ben ev kadınıydım. Söylediğim şey bir aylık bez parası, havalı yatak bilmem ne 1.000 lira tutuyor. Ben o 1.000 lirayı şimdi nereden bulacağım? 3 ay buldum, komşudan aldım. 3 ay sonra bana 600 lirasını ödüyorsun. Hani buna ihtiyacım var. Yani kimse tabii durduk yere altını bağlatmaz yani. Tabii. Hasta bezi ya da havalı yatak öyle keyfini alınabilecek bir şey değil. Hepimiz devletimiz için çalışıyoruz da devlette yeri geldiğinde tabii sahip çıkıyor. Aynen, çalışan insanlardı bunlar düne kadar. Tabii. Yani çalışır, ya da, vergisini öder, vatandaşlık görevini yerine getirir. Ya da kurum oluşturacaksın. Geliyorlar gelir tespiti yapmak için. Sizin bir tane eviniz var 2. Sakarya'da. Evet, 300 lira kira alıyorsunuz. Ya tamam da yazdığın reçete 1.000 lira tutuyor. Adam çalışıyordu, o bir ek destekti. Ben çalışmıyorum. Hani burada bu insanların işe girmesiyle ilgili öncelikleri olmasa, memuriyet demiyorum yani her şeyi devletin üzerine atmak istemiyorum ben. Ama bunlar biraz öncelikli olmalılar. Mesela aynı engelliler gibi hani böyle bir şey tespit edildiğinde bir komisyon bir karar verebilmeli ve bu kişi bir yere işe girdiğinde hani işveren vergi avantajı falan olsun. Ya da çocuklarından. Çünkü aileyi ayakta tutacak o. Evet. Yani mesela çocukların büyük olduğunu düşünün. Birisi böyle öncelikle işe girebilse, babanın yerine ikame edebilse, anne babaya ve diğer kardeşe bakabilecek, aile tekrar ikame olabilecek yani. Ama bunu yapamıyoruz biz. Olanı söyleyeyim size. İnsanlar bir süre çekiyorlar. Kadınsa daha uzun. Ama bir süre. Erkekse çok uzun değil. Kesinlikle çok, yani mesela birkaç vaka var. Yani böyle elleri öpülesi kocalar. Gül gibi bakıyorlar eşlerine. Yani yıllar boyunca. Böyle inanılmaz melek gibi insanlar var. Gerçekten.
Ama genellikle insanlar tükeniyorlar. Onları da suçlamıyorum. Çünkü kazayı geçiren kadın olduğunu düşünün. Evet. Adam işine mi gitsin? Çocuklara mı baksın? Kadına mı baksın? Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yani bir hayat kurmak zorundalar. Yani ölse daha kolaydı. Yani böyle sanki buradan böyle söyleniyor ama bir süre sonra insanlar o noktaya geliyorlar yani. Yani ölse yasını tutarsın. Biter. Biter. Tekrar hayat kurarsın. O kadar zor bir durum ki bu. Bunu sistemin bu hale getirme, yani bu yüzden zaten özenmeliyiz. İnsanların tekelleri azalmalı ya da risklerini azaltacak şekilde ekip halinde davranmalıyız. Ya da müdahil olabilmeliyiz buna hızlı bir şekilde. Örneğin yaşlı bir hastamız, çok kötü durumda, demans, son dönem ya da Parkinson. Beslenemez hale geliyor. Mide beslenebilmesi için ağızlaştırma yapılıyor. Bunun bakımı çok zor. Yani siz bir delirium tablosu ve organik ruhsal bozukluk yaratıyorsunuz. Aslında 10 gün yaşayacak olan kişi 3 gün yaşıyor filan. Hani oran olarak söylüyorum. Daha bütüncül bakmamız lazım. Sistem performans puanını desteklediği için, yani bu burada büyük bir hata yaptı sistem. SGK yapıyor da. Amerikan sistemi dediğiniz gibi. Yapılan işlem önemli. Yani kişinin psikiyatrik muayenesi nöroşirurjinin içinde yok yani. Bir puanı da yok. Kimse de buna gerek duymuyor. Ama ikinci işlem, işte başka ameliyat. Ya her ameliyatın bir hasar veriyor. Gerekmedikçe yaptığını söylemiyorum. Şimdi devlet tabii bu konuda da hani artık şey yapmış. Geçen gün açıklama vardı. Çok fazla ameliyat oluyor. Hani eskiden en son çağrı ameliyattı. Şimdi ilk çağrı ameliyat gibi. Çok fazla ameliyat oluyor diye üstüne gitmeye başladı. Yani sen performanstır ya vesaire da dersen muhakkak, değil mi? Evet. Çok yaşayın. Hep beraber tüm izleyicilerimizle. Şimdi bakın buradaki bu anlayışta sıkıntı. Ne demek çok fazla ameliyat oluyor? Hani gereksiz yapan birini yakalarsan onu cezalandır. Çok fazla ameliyat oluyor diye bir cümle kurulabilir mi? Şunu diyebilirsin. Sedat, senin şu yaptığın ameliyatlar gereksiz. Önce bunu yap diyebilirsin. Hı hı. Bu çok fazla sezeryen oluyor benziyor. Bu yüzden de bakın hiç kimse farkında değil. Ona yakın kadın öldü yani. Benim gazetelerden izledim. Evet. Ve biz bunların da çocukları sakat oldu filan. Hani bu sadece 10 kadın için bile bu yasanın geri çekilmesi lazım. Yani çok fazla ameliyat yapılıyor diye bir cümle kurulabilir mi? Hani gereksiz bir safra kesti ameliyata diyebilir misin? Doktora bununla ilgili bilgilendirme verirsin, tartışırsın. En az iki doktora danış dersin, gerekirse. Evet. Yapılırsa, yapılacaksa yapılır, yapılmayacaksa yapılmaz. Ama sen ameliyatları sınırlıyorum diyebilir misin? Peki gerekliyse ne olacak? Yani hukukta bir düstur vardır. Hani bir masum öleceğine 10 suçlu kurtulsun gibi bir şey. Aynısını sağlığa uygulasana. Ki sen kimin gereksiz ameliyat yaptığını görebilirsin. Ki oranları görüyorsun. Herkesin ne yaptığını adımına kadar biliyorsun. Konuştuk geçen hafta. Kimin ne reçete yazdığını görüyorsun yani. Tabii. Burada yani gereksiz olan da ne olabilir? Apendektomi olabilir, safra kesesi olabilir. Bypass falan hani belki gerekmedikçe olabilir. Bunda kanıtlarını gördükten sonra indikasyonlarını tanımlarsın. Gerekliyse yapılır. İlk çaredir, son çaredir sana ne? Bunu doktorla hasta karar veriyor. Yani. Ama senin buradaki tek derdin para tasarrufu. Sistem olarak. Ve sen ihtiyacı olana zarar veriyorsun. Evet. Öyle oluyor. Üstelik de bu sistemi tasarruf edeceğim diye getirdin. 10 kat fazla para harcıyorsun. Ve bize zarar veriyorsun. Biz bunu hak etmiyoruz. Bu doğru değil. Yani sistemin körlüğünden sistemi konuşur konuşmaz sistemin artık çürüyüp tel tel olmuş aptal aptal taraflarına geliyor. Bu doğru değil yani. Tabii. Siz işin içinde olduğunuz için daha objektif görebiliyorsunuz. Hani çünkü dışarıdan bakıldığında en mükemmel işleyen sistem sağlık sistemi gibi gözüküyor. Hani halka en rahat hizmet veren gibi görülüyor. Hani burada bir şey var. Hani
Ayşe diyor mu? Sunuluş şekliyle alakalı bir sıkıntı var herhalde. Yani nasıl servis ettiğinizle çok ilgili bir şey bu. Görme Engelliler Derneği Başkanı'nı kişisel olarak tanımıyorum. Yani tanıyorum komisyonlardan falan ama yani özel bir dostluğumuz yok. Yani onunla anlaşıp da söylemedik bunları. Ya da başı psikiyatriyle derde giren insanlar, ameliyat olması gereken yani ciddi insanlar şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi mesela işini çok güzel yaparken bir çaycımız vardı bizim eski hanımızda. Şantı tıkandığı için hidrosefalisi varmış. Zamanında müdahale edilemeyip bekletildiği için kayboldu gitti. Üstelik de ise yakınları sağlık personeli. Şimdi siz ameliyat gereksiz dediğinde sistem ne yapacak? Şuraya sevk et, şu raporu al, bu filmi çekti diye zorlaştıracak. Ben de diyorum ki anevrizma, şant ameliyatı vesaire saatler içinde ölüyorsunuz ya. Dakikalar içinde ölüyorsunuz yani. Evet. Ya bunu zorlaştırma yani bununla ilgili ciddi sıkıntı var. Ben sistemin iyiye gittiğini düşünmüyorum. Hastalıkların artmasından, kızamık salgınlarından, Polatlı'daki veren vakalarından, Iğdır'daki sıtma vakasından bilmem neden hani aynı enflasyon gibi istatistiklerle oynandığını düşünüyorum. Sunum iyi olabilir. Otelcilik hizmeti iyi olabilir. İnsanlar kolay ulaşıyor olabilir. Ama bu şey izleyenler de şunu unutmasınlar. Önceden parasız aldıkları tüm hizmetler paralı. Yani şu ya da bu şekilde ya maaşına yansıyor ya şuna yansıyor. Şunu yatsıyabilir misiniz? Şu an Türk halkı 5 yıl önce olmadığı gibi, 5 yıl önce böyle değildi. Şu an her ay herkes aylık gelirinin %10'unu sağlığına ayırmak zorunda kalıyor. Bu çok önemli bir rakam aslında. Bir sağlık vergisi. Normal sigorta güvencelerinin dışında. Tabii. Katılım payı, ilaç parası, şu parası. 15 günden önce geldin, acilde yeşil bölümde değildin. A grubu hastaneye gittin, B'ye gitseydin almayacaktık farkı falan gibi. Ama mutlaka bir kulbu olarak da ya da bahsettiğim gibi yani söylediğim size vaka gerçektir. Vefat etti hanımefendi. Yani Allah rahmet eylesin. Hani son dönem maması, bezi, havalı yatağı. Tamam biz aldık tamam. %60'ını 3 ay sonra ödeyeceğim. Yani çok kolay paralar değiller ki bunlar. Yani gücü olan için evet ama olmayan için 700 lira asgari ücreti olan bir ülkede siz 1000 liralık bir reçeteden bahsediyorsunuz. Tabii. Ve bunu 3 ay bekleyeceğim. Onu da 400 lirasını ödeyemeyeceğim. 400 lira da bunun için çok büyük bir para. Tabii. Yani bir yasa çıkarıp da uygulayabilirler mi acaba? Hani asgari ücretin altındakiler inmeyecek. Yatağa bağımlı olmayacaklar, bunamayacaklar falan diye yasa ve bunun bir yolu varsa yapsınlar bunu. Hani ben makul olmayan bir şey söylemiyorum. Eleştirim de ne iktidar partisidir, ne şudur, ne durur. Sistemdeki böyle bir açık var yani. Kendileri de biliyorlar. Bu yüzden lise mezunlarına 180 gün prim ödemeden muaf tuttular. Çünkü genel sağlık sigortasına giriyor. Farkında değil, geçen mezun olan gençlerin hepsi ailelerine 1 milyara yakın borç takmış durumda. Muayeneye gittikleri anda bu borcu görecekler yani. Evet. Ya katılım payından ödüyorsun, ya genel sağlık sigortasından ödüyorsun, ya priminden ödüyorsun. Ama artık gelirinin çok ciddi bir kısmını ödüyorsun onlara yani. Sosyal Güvenlik Kurumu yani alacağına şahin. Bakın 1000'e yakın tespit etmişler. Adam emekli olmuş. Ama devletin bir kurumunda çalışıyor diye. Çifte maaş alıyorsun diye onları toplu olarak geri istiyormuş. Bir dakika kardeşim, ben de emekliyim, çalışıyorum diye zaten sen benden %15'i kesiyorsun. Önceden bunu da kesmiyordu. Şimdi ben %15, bakın ciddi paralar ödetmeye başladı SGK bize. Hani her ay 400 lira falan benden alıyor. Devlette çalışsaysam benden tamamını alacakmış, ödemeyecekmiş. Ya bir dakika, ben bunu emekliliği hak ettim. Yani koşullarını doldurdum. Tabii, primleri ödediğim, ya ben devlete falan ödemiyorum ki, kendi sandığıma ödüyorum yani. Emekli sandığına ödedim ve o zamanlar sen yoktun, kontratımda da yoktun. Çıktın geldin, şimdi bana dayatıyorsun bunu. Ya bana şunu mu diyorsun, ya devletle çalışma, devlet çağırıyor beni bilgimden faydalanmak için, eksik olduğu için. Ya da %50'den fazla olanlar, yani uyduruyorum, ben belediyenin
huzur evine danışmanlık vermek için görevlendirirsen bana emekli maaşımı ödemeyecek. Ben çalışıyor muyum? Çalışıyorum. Bir iş yap, üretiyor muyum? Üretiyorum. Bunun bir maaşı var mı? Var. Kes güvenlik stopajını. Söyledin zaten. Önceden olmadı halde bunu yapıyorsun. Sen niye benim orada ürettiğim artı değeri gasp ediyorsun ki ya da hak ettiğim emekli maaşımı? Yani sistem hizmet etmek üzerine değil de nereden daha az öderim, nereden gasp ederim filana dönmeye başladı. Yani buradan dolayı sıkıntı var. Organik ruhsal bozukluk da böyle ara vakalar olunca hani o ona paslıyor, bu buna paslıyor. İnsanlar arada top gibiler yani. Evet, sistemle daha çok sıkıntıları var gibi gözüküyor. Kendi çok daha fazla sıkıntı bu durumda. Küçük bir aranın ardından tekrar izleyicilerimizle birlikte olacağız. Burada tedaviyle ilgili neler yapılabilir, ne gibi çözümler olabilir onu konuşalım isterseniz. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Özellikle bu organik ruhsal bozuklukların tedavisiyle ilgili yapılabilecek bir şey var mı? Ya da alınabilecek önlemler nelerdir? Onları da programımızın bu bölümünde konuşalım isterseniz. Şunu öncelikle yani bu olay olduğunda ve oturduğunda çok zorlanıyoruz. Bu yüzden ben izleyen tüm aileleri çocukları okula gitmeden önce doğduğunda guatr baktırmalarını, demir eksikliği baktırmalarını, bu tip check-up diyebileceğim bazı tahlilleri aile hekimlerine danışarak öğrenimi etkileyebilecek tahlilleri yaptırmalarını ve sınır değerdeki kansızlığa bile tahammül etmemelerini şiddetle öneririm. Yine çocuklarda kanama zamanını uzatmayacaksa, çünkü böyle bir yan etkisi var. Yani kesiği yerleri çok kanamıyorsa, deri altında morlukları olmuyorsa, omega 3'ten zengin balık yağı çocuğun gelişimini ciddi destekleyebiliyor. Bunun kullanılması faydalı olabilir. Çocuklarda zeka geriliği olsun olmasın, varsa zaten yapılmalıdır. Varsa mutlaka aile hekiminin yönlendirmesiyle bir nörolog ya da psikiyatri arkadaşımıza gidip bu konudaki destek olabilecek tahlil, tetkik, yöntem nelerdir? Hiç olmazsa bir kere danışmakta fayda var. Bu tüm gelişme geriliği olan, konuşma bozukluğu olan, tik bozukluğu olan, tüm epilepsisi olan, yaşıtlarına göre sınıfında bir şekilde özgür öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite, sınır zeka tanısı almış tüm çocukların aileleri için geçerli bir bilgi. Omega bu, 3 önemli. Omega 3 ve gerekli tahliller. Mutlaka en az bir iki kere bir uzmana danışmalarını, yardım almalarını rica ediyorum. Gelecekteki bir sürü şeyden korur onları. Böyle bir kafa travması, sıkıntı, inme vesaire geçirildiğinde hayati tehlike atlatılır atlatılmaz. Yani ilk 24 saat, ilk hafta, ilk ay atlatılır atlatılmaz. Elde kalan yeteneklerin gelişmesi için çaba gösterilmesi gerekiyor. Bu da vitamin desteği, psikiyatrik destek ve takip, fizik tedavi, rehabilitasyon hizmeti ya da özel eğitim. Hani konuşma bozukluğuysa konuşma üzerine çalıştırmak. Bir agnosi tanıma ile ilgili zorluğu varsa bununla ilgili uğraşmak. Ya da örneğin yine bir vakamız var, trafik kazası sonrası organik ruhsal bozukluk. Fakat görme ile ilgili çok ciddi sorunu var. Ailenin çok hızlı eğitilip görme ile ilgili alanlarının desteklenmesi lazım. Bu nasıl olabilir? Yürürken özel titreşen ultrasonik bastonlardan cep telefonuna mesela sanırım Türkiye'de de var. Cep telefonunu size özel veriyorlar. Ekrandaki tüm bilgiyi size okuyor cep telefonu. Yani ya da bilgisayar programı size ekrandaki bilgiyi okuyor. Siz yazabiliyorsunuz. Bu gibi yardımcı programlara, tuşlara vesairelere ben duyurayım mesela, yani reklama girmesin diye söylemeyeyim ama bakarlarsa zaten 3 tane GSM şirketi var. Yani yaşlılar için büyük tuşlu, hoparlörü daha güçlü olan, acil düğmesi bulunan telefon veriyorlar mesela. Ve 4 lira bir farkla veriyorlar bunu yani faturaya. Yani engellilere göre, yaşlılara göre seçenekler var. Bu tip yardımcı malzemeleri... Teknoloji sadece gençler için değil. Değil. Yani sizin kurallarınız gereği söylemiyorum ama yani tüm büyük olanlarda var diye biliyorum. Olma. Yoksa da benim bildiğim bir tanesiydi. Yoksa da araştırsınlar. Hemen bulabilirler. Kampanyaları var.
Bunlar çok küçük, hatta farkları çok az. Engeller olduğu için destekliyorlar. Yani teşekkür de ediyorum o firmalara bu yüzden. Bunun gibi yardımcıları almakta fayda var. Bunları almayıp, ben yine mesela bir vaka hatırlıyorum. Çok ilginç de bir vakadır. Hani bir kızımız vardı, genç bir kızımız. Ayrıca rol yaptığını söylüyor. Yani gözleri sağlam. Göz sistemi sağlam. Fakat beyin arka lobda, bu da hidrosefali geçirmiş. Yani kafa erken kapanmış, su beyin içinde yüzey sıvı yeterince tahliye olmuyor vesaire. Beyin arka bölgesi etkilenmiş. Bunun adı kognitif körlük, bilişsel körlük. Yani görüyor ama gördüğü şeyin bardak olduğunu tanıyamıyor. Yani ya da tüm nesneleri tanıyamıyor. Ve bu kız züccaciyede çalışıyordu. Şimdi aile diyor ki basamağı görmüyor. Fakat vazoyu getirdiğince alıp geliyor. Rol yapıyor diyor. Biz hani raporlara baktık, testlere baktık. Sonra sevgili Profesör Görsev Yener, şu an hala 950'yi bilmiyorum nörolojide, ona gönderdi. Çünkü Türkiye'de kognitif körlükle ilgili en çok makale ona aitti. Bize de yakındı. Telefon da ettik, epikrize yazdık. Gerçekten kognitif körlüktü tanı. Bu kız rol yapmıyor yani. Bu kız yani beyni kör, öyle söyleyeyim. Hani görme yani, sistemi çalışıyor ama gördüğünü beyin budur diye tanımlayan kısmı yok. Evet. Kameranın merceği var vesairesi var. Ama hard disk yok. Görüyor alıyor ama kaydeden kısmı yok. Yok. Ya da kaydeden kısmında daha önce kayıtla karşılaştırıp bu bardaktır dediği bölümler hasarlandığı için her nesneyi tanıyamıyor. Buna agnozi diyoruz. Çok ilginç. İnsanlar mesela eşini görüyor, görerek tanıyamıyor. Sesini duyarak tanıyor. Yani görmeden giden yollar bozuk. Bu organik ruhsal bozukluk işte. Evet. Yani beynin yapısıyla ilgili. Beynin yapısıyla ilişkili. Şimdi bunu anlatmanız o kadar zor ki. Mesela benzer bir vakamız, bir üst düzey bir kurumda yöneticiydi. Amnezik sendromdu. Aslında organik ruhsal bozukluk, özel bir demansa doğru gidiyor. Hala hayatta. Fakat ben aileye çok yalvardım. Şimdi gördüğünü tanıyamıyor. Sayarak ya da sesten buluyor. Örneğin gittiği kurumda kimse onun amnesini göremiyordu, anlayamıyordu. Çünkü sayıyor. Mesela 3. sokaktan sağa dönüyorsun. 4. binanın 5. katında sağdan 2. oda benim odam filan. Sayarak tıkır tıkır buluyordu yani. Adamın bu belliği çok iyiydi. Fakat gördüğünü tanıyamıyor. Ve araç kullanıyordu yine sayarak. Ben aileye çok böyle yalvar yakar bırak dedim. Bak, kırmızı ışığı tanıyamayacak. Kırmızı ışığı tanıyamadığında da hani kırmızı mı yeşil mi ayırt edemiyor bunu. Agnozisi var yani. Bu bir organik ruhsal bozukluk. Çok büyük bir kazaya neden olacak. Şimdi bu vakanın adli olarak çözümlenmesi, anlatması, baktığınız zaman sağlam duruyor. Fakat aslında kognitif olarak kör. Bunları anlatması çok zor. Polise, savcıya, aileye. Çok karışık vakalar. Zaten iş hukuka yansıdım, bir kaçış arıyormuş gibi geliyordur herhalde. Aynen. Değil mi? Bunları yani ailelerin bu konuda uyanık olup gerekirse erken vesayet altına aldırmak. Çünkü sırf körlük gitmiyor. Yani bununla ilgili o sınırsızlık başlıyor, hırçınlık başlıyor. Erken önlemler almaları gerek. Vesayet kurumu da çok önemli. Şimdi burada o görme engelli şube başkanımız Salim Mehmet aslında şey demişti mesela, program esnasında mı program arasında mı bilemiyorum. Bizim diyordu mesela kameranın merceklerinde problem var ama diyordu kayıt kısmı sağlam. Evet. Dolayısıyla bizim görmek için bazen göze ihtiyacımız yok diyordu hani. Bizim de imgeleştirdiğimiz, hani sembolleştirdiğimiz kafamızda görüntüler var hani. Çok güzel tanımlamış. Ben de diyorum ki kamera ve diğer alanlar sağlam ama bellekte karşılaştıran, hani bardağı nasıl tanıyoruz? Bardağı görüyoruz. Beyin bunu daha önceki bardak bilgileriyle karşılaştırıyor. Tabii. Bu bardak diyor. Tabii. Çünkü ilk defa gördüğümüz, hiç görmediğimiz bir şeyi gördüğümüz zaman doktor o ne diyoruz değil mi? Tanımlayamıyoruz onu. Bu alanda sorun olduğunda organik ruhsal bozukluk. Şimdi çok ilginç vakalar olabiliyor. Agnozilerle geçen. Yani insanlar, adam öğretmen yazıyı tanıyamıyor. Yine mesela bir ilkokul öğretmenimiz vardı. Artık yazmayı unutmuş durumdaydı. Bunamanın öyle bir hali.
Peki dedim karısına, hani kim okuyor sınıfta şeyleri? Dersi anlatabiliyor fakat yazı olarak anlatmıyor. Şu sayfayı okuyun diyor. Şu sayfayı şöyle yazın diyor. Fakat Ezgi'yi tanımıyor. Yapılan ödevleri evde lisede okuyan oğlu değerlendiriyor. Mesela milli eğitim aradım. Bayağı ama erken bir şeymiş bu değil mi? Evet. Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aramıştım. Bundan ben askerler sanıyordum 3 yıl kadar önce. Bir müdür yardımcısıyla konuştuk. Adını hatırlayamıyorum. Dedim ki yani bakın bu bir bunama ama çalışıyor dediler. Yani çalışıyor olabilir. Fakat bunama. Yani yazıyı tanıyamayan adamın bu motor alanlarla, duygusal alanlarla ilişkili saçma sapan davranışları da vardır. Yani bunun tanımlanması gerekiyor. Özellikle yönetici olacak kişilerde bunun mutlaka ve mutlaka müdür olacak, okul müdürü olacak, hakim, savcı olacak, doktor olacak, hastanede başhekim olacak kişilerde bunların hani bence tanımlanması gerekiyor. Yani yaş önemli. Yaşın kattığı deneyim de var. Ben de yaşlı gruba doğru gidiyorum hızlı bir şekilde ama yani deneyimde çok önemli buluyorum deneyimde. Ama hasarlanabiliyoruz. Bu anlamda vesayet kurumunun ya da hayatın tekrar düzenlenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki sorun, mesela yine genç insanlardan örnek vereyim. Gencecik bir çocuğumuz var, sınır zeka. Aile diyor ki, evlendirebilir miyiz, askere gidebilir mi? Ya niye gidecek askere yani? Sınır zeka diyoruz yani. Sorun çözemiyor, bu insanların en büyük sorunu bu, krizleri çözemiyorlar. Tabii ki gitmesin. Aile bunu bir eksiklik gibi algılıyor. Diyor ki evlendirebilir miyiz? Yani ben durumuna bağlı olarak yani sorum şu. Evliliği biliyorsunuz. Çocuk yetiştirmenin önemini biliyorsunuz. Yani kaldırabileceği sorumluluğu verin. Yani evlendirebilirsin ama ona bakacak bir hanımla beraber. Yani kendisi gibi zeka gereği biriyle değil. Çocuk olabilir mi diyorlar? Yani genetik yükü yoksa. Kadın da çocuğa bakacaksa olabilir ama değilse yani çocuğa sınır zeka olan birisi kadın ya da erkek bakacak diye yaptırtma bunu. Hele hele kadın sınır zeka doğuracak diyorsan bir çocuğa bakmak, evlilik sürdürmek bunların becerileri bence çok kolay değil yani. Yani şimdi ben geçmişte hatırlıyorum şimdi öyle şeyler kalmadı pek ama mesela kalp hastasıdır, evlenmezler, evlendirmezlerdir işte kalp hastası. Evlenmek yasak hani denirdi ya da işte veremdir, evlenmek yasak denir. Ama hiçbir zaman zihinsel anlamda kimseye yasak koymadı yani bu ülkede hani baktığınız zaman. Burada bulamadılar. Demek ki hayatı sürdürmek için zeka gerekmiyor. Azerbaycan'dan yok atıyorum başka ülkelerden değil mi getirdiler. Yani gördük onları biz çok da şahit de olduk. Oralardan buralardan getirdiler insanları, eğlendiler. Bazen gelen insanlar da pek normal olmayanlar da vardı onların içerisinde. Ayşegül Hanım hani evleniyorlardı. Hani o çocukları evliliği nasıl sürdüğünü bizlere sorun. Bunu halk görmüyor yani. Yani nöroşirurjen tamir ettiği damarı görüyor. Ellerine sağlık ama sonrasını 10 yıl biz izliyoruz. 20 yıl biz izliyoruz. Kadın doğumcu 5 aylık doğumu yaşattım diyebiliyor ama onu 40 yıl biz izliyoruz. Zeka gereği, dikkat eksikliği diye. Ya da işte sezaryeni yapmayacağız diye direnip hani orada kalan sekerli çocuğu biz görüyoruz yani. Bu çok bence herkesin hani doktoru olsun, savcısı olsun, devlet yöneticisi olsun hani vicdani ama teknik olarak da düşünmesi lazım. Evet. Bu bazı şeylerde hani doğada mesela doğada kendi başına kalsa eş bulup evlenebilir miydi? Hayır. Böyle bir sorumluluğu taşıyabilir mi? Hayır. Hani evlendiriyorsun bari çocukla ilgili önlem al. Yani ailelerin bunu hazmetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bedelini çok ağır ödeyebiliyorlar. Yani engellinin çocuğu engelli olabiliyor. Sahip çıkılamadığı için çok kötü olabiliyor. Yani o engellinin ya da o organik ruhsal bozukluğu olanın, zeka geriliğinde sorunu olanın anne babası da dünyaya bir kontrat yapmadılar. Bir yarınları belli değil yani. Bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Bu kadar çok Macaristan'da
kınıyorum yani o doktor arkadaşımızı. Bir kadın doğumcuyla beraber hormon bilimciler 60 yaşında bir kadına doğum yaptırdılar. Hamile kaldı ve doğum yaptı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum 2 evet, yıl önce. Evet. Doğumdan da 2 hafta sonra öldü kadın. İnsan yani bu, bir denek midir yani değil mi? Sen hani dene kendini denette çocuk ne olacak? Çocuk ne olacak? Yani bu çok ciddi bir kaldı çocuk yani ki bir sürü de genetik riskle kaldı. Çünkü 60 yaşındaki bir rahimde büyüdü o çocuk. Yani Down sendromu normalden çok yüksek, doğumsal anomali riskleri çok yüksek, bir sürü şey çok yüksek. Bunu ben insanların bazı şeyleri hazmetmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani 50'sinden sonra doğurmamak ya da 45'inden sonra çok bir doğuma yanaşmamak. Çok özel koşullar yoksa. Mümkünse 50'sinden sonra yanaşmamak. Mümkünse yaşamı çok hani sınır zekayı bilmiyorum ama daha düşük kötü durumlarda bile büyük sorumluluk alamıyor. Yani çalıştıramıyorsun, onu yaptıramıyorsun, bunu yaptırıyorsun. Evlendirelim. Ya evlilik sorumsuz bir şey midir yani? Ya da çocuk yapsın hani. Bu kadar, bu bencillik geliyor bana. Benim genetiğim sürsün diye bu bencillik geliyor. Yani sürse ne olur, sürmese ne olur bu şekilde. Evet. Bu bana makul gelmiyor. Doğru gelmiyor. Koruyucu aile falan ol hani diye düşünüyorum. Şimdi tersten başka bir soru soracağım ama konuyla da çok ilişkili de değil gibi de gözüküyor ama bir yandan da ilişkili gibi. Çünkü organik ruhsal bozuklukları konuştuk ya özellikle hani organik nedenlerden dolayı hani oluşabilecek zeka gerektiğinden tutun da kişilik bozukluklarına hı-hı, kadar hı-hı. değerlendirdiniz. Bu anlamda hem sistemi hem de yapabileceklerini konuştuk. Şimdi gözüme takılıyor son zamanlarda internette mesela bir reklam görüyorum. Hani bir dönem nasıl şeyler çok modaydı bu zayıflama ilaçlarıdır vesaire. Zihin hapları. Falan. Şimdi zihin hapları deniyor. Yani şimdi bu organik problem nereden kaynaklanan bir zihinsel gerilik varsa işte o organik kısmı farklı kimyasal müdahalelerle insanların zekası artırılabilirmiş. İşte falanca filmde gördüğünüz gibi diyor yani. Hı hı. Sınırsız limit yok filmindeki gibi. Evet, evet. Limitsiz filmdeki gibi mesela. İyi bir soru oldu. Evet. Yani konuyla da ilişkili mi değil mi bilemiyorum ama hani. Son derece ilişkili. Çünkü çok son zamanlarda şöyle bir şeyler de görüyorum ben. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerde aileler hani zihinsel takviye olsun diye hani bir takım şeyler veriyor. Mesela omega 3 vesaire dediniz önemli dediniz ama. Şimdi vitamin desteğinin omega 3'ün çok büyük bir sorunu yok. Şimdi mesela bu bilgi, alt bilgi de gidip internetten bu tip şeyler de alınabilir hani zeka geliştiriyor diye. Bu konuda da zeka açıcı şeyler var mıdır? Ya da bu işin suistimali nerede başlar, yalan mıdır, doğru mudur onu değerlendirirseniz memnun olurum. Şimdi hem yalan hem doğru. Doğru kısımdan başlayayım. Evet, süper beyin hapları diye kategorilendirilen bir hap ve zeka gerilikleri tedavi edilebilir mi ile ilgili ben 10-20 yıl içinde mucize sonuçlar olacağını düşünüyorum. Çünkü temelde sorun bir nöron hasarı. Bunları yerine koyduğunuzda bir sürü şey toparlanıyor gibi duruyor. Parkinson'da şunu da bunu da görüyoruz. Çip mi takılacak, kök hücre mi yapılacak, ne yapılacak bilmiyorum ama insanların bu anlamda çok daha fonksiyonel olacağını, çok daha iyi olacağını görüyorum. Bir de buna ihtiyaç da var. Çünkü bu kadar çok engelli, yaşlı, sorunlu insanla yani herkese bakıcı bulunamaz. Yani çok bu yapılmak zorunda. Bununla ilgili çok çalışılıyor. Şurada hata var. Bu haplar daha geliştirilmedi. Hı hı. Hepsi deney aşamasında. Deney aşamasında. Birçoğu hayvan deneylerinde belki kullanılıyor değil mi? Mesela bu kök hücreyle ilgili. Bu hapların en önemlisi modafinil. Çok pahalı olduğu için hani alınabileceğini zannetmiyorum. Aslında uyku aşırı uykulluk hastalığı ile ilgili geliştirilmiş bir ilaçtı. Fakat kişiye canlılık verdiği falan da görüldüğü için kullanılıyor. Bir başka hapı da doping olarak kullanılan çocuklara dikkat eksikliği için kullanıldığımız Ritalin metilfenidat olabilir. Bunun dışındakiler işte farmatondur, şudur budur. Vitamin grubu bunlar. Çoğu da suda eriyen vitaminler. Yağda eriyen vitaminleri yüksek doz almamalısınız. Bu zarar veriyor. D vitamini, A vitamini, E vitamini toksik etki yapıyor. Bunu almamalısınız. Polivitaminleri de sınav öncesi almanın bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Bir zararı olmaz. Balık yağının olmaz. Balık yağı içinde herkes sandığı gibi D vitamini içermiyor. D vitamini güneşten, derimizden oluyor.
Omega 3'ten zengin balık yağının iyi olacağını düşünüyorum. İnternetten alınan hapların her biri zaten potansiyel olarak tehlikelidir. İnternetten alınan haplar size ne veriyordur? Muhtemelen içlerinde metilfenidat olabilir, Ritalin. Efedrin olabilir, böyle kişi daha canlı, daha uyanık yaptığı için. Bir de bazı antidepresanlar olabilir. Bupropion gibi, Reboxetin gibi. Bunlar böyle coşku, canlılık, evet öğrenme azmi verdiği için işe yarayabilirler. Metilfenidatı dışarıdan satın alamazsınız, kırmızı reçete. Uyarıcı olduğu ve doping olduğu için. Diğerleri, modafinli çok pahalı. Diğerleri zaten kullanılıyor mu? Deli gibi kullanılıyor. Kafein, efedrin, yani yaşlıların, biz sizinle ilaç kötüye kullanımı konuşmuştuk. Yaşlıların kullandığı grip hapları böyle. Hani yeti itemi var, artık eskisi kadar dinç ve algısı değil. Biraz kafein, uyarıcı ve efedrin aldığında daha iyi oluyor. Hemen alıyor yaşlı onu. Bir sürü genç enerji içeceği bağımlısı. İçinde kafein ve inositol var okurlarsa. Inositol bir antidepresandır. Zaten hani kafein arttı, işte Nescafe arttı, kola işte öldü falan diye 2-3 tane haber çıkmıştı. Şey, enerji içeceğiyle ölümler oldu. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Hı-hı. Geçtiğimiz yılda da oldu. Evet, mercek altına alanı tekrar şimdi evet. Onlar diye. Şimdi yatkın ve duyarlı bir yapınız varsa bunlar olabilirler. Evet, özellikle kalp damar olarak değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bu enerji içecekleri ya da süper beyin haplarıyla olan enerji haptan geliyor, beyin daha yüzü kapalı. Hayır, öyle çalışmıyor. Gökten gelen bir enerji yok. Sadece dikkat, enerji ve konsantrasyonunuzu yoğunlaştırıyor. 4 ile 6 saat süren bir enerjiniz oluyor. Fakat sonra boş çuval gibi oluyorsunuz. Yani bunu devam etmek isterseniz daha yüksek doz almak zorundasınız. Fakat o bittiğinde küt diye uyursunuz. Yani bunlar uyarıcı tarzdaki şeyler. Hani aynen, yoksa beyin hücrenize beyin hücresi katmıyor. Hani sinirlerinizi evet, IQ'nuzu 100'den 150'ye çıkarmıyor. Dikkat ve konsantrasyonu arttırıyor. Özellikle defekt varsa arttırıyor. Bunun dışında önerdiğimiz tahlillerle beraber bakıp başka da bir şeye gerek olduğunu zannetmiyorum. İnternette adamlar bunu söyler mi? Söylerler. Adamın derdi para kazanmak. Kaç kişi zayıflama haplarından öldü? Hala devam ediyor. Sürekli de Sağlık Bakanlığı'nın ben duyurularını da görüyorum. Artık izin verilmeyecek, artık yapılmayacak. Özür dilerim. Fakat gördüğüm kadarıyla bir şey değişmiyor. Hatta bir kanalda bu Panax'ı satan doktorumuzu her akşam görüyorum. Yani. Her akşam orada. bunu doğru da bulmuyorum, etik de bulmuyorum, tıbbi de bulmuyorum. Adamlar ticaret yapıyorlar, yapacaklardır. Evet. Bu uyarıdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Böylece bir biz bizenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Size de geçmiş olsun diliyorum. Çok konuşturduk, yorduk Tozdayım. Bugün sizi. Ayağınıza sağlık efendim. Çok önemli bir konuydu. Değerli izleyicilerimiz, böylece bir biz bizenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden sizlerle olmak ümidiyle. Hoşçakalın.